mahkum edildi. Devrin kimi basın organları ise halkın tepkisi üzerine irtica yaygaraları koparıyor, protestocuları yılana benzetiyordu. Yurdun dört bir yanına sıçrayan olaylar sonucunda aralarında ünlü alim ve siyasilerin de bulunduğu binlerce kişi İstiklal Mahkemesi tezgahından geçti. Bunlardan biri de İskilipli Atıf Hoca'ydı. Akkoyunlu aşiretinden Mehmet Ali Ağa'yla Nazlı Hanım'ın izdivacından 1876 yılında İskilip'in Toyhane köyünde iki katlı bu ahşap evde dünyaya gelen Muhammed Atıf, 16 yaşlarına kadar İskilip çevresindeki medreselerde tahsil gördü. Atıf Hoca 1893'te tahsilini ilerletmek maksadıyla Dersaadet'e, yani İstanbul'a gelmeye karar verdi. Parlak zekası ve çalışma azmiyle hocalarının takdirini kazanan İskilipli Atıf, 1902 yılında henüz 26 yaşındayken en iyi dereceyle icazetini aldı. Aynı yıl Darül Fünun Üniversitesi'nin İlahiyat bölümünü ikincilikle kazanarak 3 yıl içinde buradan mezun oldu. Bu arada Fatih Camii'ndeki dersi âmlık görevini sürdüren hoca, Kabataş Lisesi'nde de Arapça dersi muallimliğine başladı. Ancak İttihat ve Terakki yönetimi aleyhtarlığı nedeniyle Bodrum'a sürülen Atıf Hoca için çileye yolculuk başlamıştı. Şimdi Atıf Hoca'nın İstanbul'a o gidip de okuduğunu bilmiyorum ben. Buraya geldi de burada durduğunu duyuyorum. Şeye mevzu söz ver, biliyor musun abla? Oradan buraya geldi. Burada bir sene durdu. Ben 12 yaşımda neyim vardım. Sonra burada ekin ektirdi. Harmanı kaldırdık. Harmanı kaldırdık. Bu tamam şimdi Kasım değil mi? Beni Sungur'a götürdüm. Kardeşler 5 yaşından sonra Sungur'a vurdular geldiler. Vasayet gördük hatta. Oradan Sungur'a nerede durduğunu bilmiyorum bak. Oradan Anadolu'ya gidince orada yakaladılar işte. Hainler ne yaptı işte yaptılar. Bu arada Kırım'a giden hoca, ikinci meşrutiyetin ilanıyla yeniden payitahta döndü. Atıf Hoca, dönüşünü müteakip 1910 yılında medreseler müfettişliğine tayin edildi. Bu sıralarda çeşitli gazete ve mecmualarda makaleleri yayınlanan Atıf Hoca, memleketi Çorum'dan mebus adayı oldu. O Cumhuriyet Halk Fırkası'nın alternatif ilmiye mensubu alimler vardı. Bunlardan biri de İskilipli'dir. Çünkü İskilipli Atıf Efendi meşrutiyet döneminin başında Çorum'da milletvekili olmak istiyor. İttihatçılar bunu engelliyorlar. Tokat'ta Mustafa Sabri Efendi milletvekili oluyor. Mahmut Şevket Paşa'nın katline metaldardırlar veyahut da müsebbiptirler. Veyahut da onlar o kimselerin beynini yıkamışlar da ona karşı suikast tertip etmişler diye İskilipli'yi zaten ta o zaman sürgüne gönderiyor İttihatçılar. Mustafa Sabri Efendi Romanya'ya sürgün ediyorlar. Sungurlu ve Çorum'da İskilipli 1918'e kadar 3-4 sene mahkum olarak kalıyor, sürgünde yaşıyor. Görülüyor ki bunlar o devrin batılılarına karşı doğulu şeriatçı, İslamcı yazar ve siyaset bilimcisiydiler. Yani müşerref böyle bir molla veyahut da bilmem bir Nesare Yensuri'yle iştigal eden bir kimse değil. İskilipli'nin adı Kırım'dan Yemen'e kadar Aktar-ı İslam dedikleri İslam coğrafyasında yayılmış bir kimse. Osmanlı'yı içine girdiği açmazdan kurtaracak çözüm yolları üzerinde kafa yoran Atıf Hoca, bir yandan da gücü oranında çeşitli etkinlikler gösteriyordu. Bunlardan biri de Donanma Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer almasıydı. Bu çerçevede Nazar-ı Şeriat'ta Kuvayi Berriye ve Bahriye adında bir de eser kalemi alan hoca, 31 Mart vakası ve Mahmut Şevket Paşa suikastinde parmağı olduğu iddialarıyla tutuklandı. Bu kez Sinop'a sürülen İskilipli Atıf, oradan Çorum'a, ardından da Boğazlıyan'a gönderildi. Ancak her iki davada hocanın aklanmasıyla sonuçlandı. Aslında 6 yıl süren ikinci sürgünü açıkça hocanın iddiaçılara fikri muhalefetinin cezasıydı. Geçörendeydim ben de babasına çıkayım dedik geldim. Baktım orada bir kara sakallı kitap okuyor. Selam dedim. O da şöyle etti. Oturdum. Sahabe bitince o da bana hoş geldin dedi. Nerelisin dedi. Ben de bayadın töyene koyun dedim dedi. Okuduğun kitap ne kitabı dedi.
Mehmet Atıl'ın kitabı dedi. Hocam o benim dayım oluyor dedim. Bilemiyorum Mehmet dedim. Açtı 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 dalgayı açtı açtı açtı. Fotoğrafı vardı. Fotoğrafa baktı, bana baktı, fotoğrafa baktı, bana baktı. Kalktı, boynumdan kucakladı, yüzlerinden öptü. Neden ilaç geldi yiyen? Aynısı gördü, hiç farkınız yok dedi. Nihayet 1918'de İstanbul'a tekrar dönen Atıf Hoca, Şeyhülislamlık makamına dilekçeyle başvurarak uğradığı haksızlık ve mağduriyetinin telafisi için vazife istedi. 1 Ocak 1919'da dilekçesine cevap alan hoca, Darül Hilafetil Aliye Medreseleri, İptidai Dahil Medreseleri Umum Müdürlüğüne tayin edilmişti. Sebilür Reşat gibi dönemin önde gelen gazetelerinde makaleleri yayınlanan Atıf Hoca, yalnızca İslam dünyasında değil, batılı ülkelerde haklı bir üne kavuşmuştu. Özellikle medreselerin ıslahı ve eğitimde reform öngören programı büyük ilgi gördü. 1920 yılına gelindiğinde İskilipli Atıf, aynı fikir ve aksiyon saflarını paylaştığı Said Nursi, Mustafa Sabri ve Mustafa Saffet gibi isimlerle birlikte devrin önde gelen alim ve müderrislerinin oluşturduğu Müderrisler Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Teali-i İslam Cemiyeti'nin de kurucu başkanı olan Atıf Hoca, İzmir'e gelen Yunan işgal kuvvetlerine yönelik ilk protesto hareketinin de başını çekti. Ümmetin onur ve şerefini müdafaa namına bir grup alim ve İtilaf Devletleri temsilciliklerini ziyaret eden hoca, ağır bir dille işgali kınadı. Atıf Hoca, daha önce de devrin Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'nin Kuvayi Milliye aleyhinde hazırlattığı beyannameye tepki göstermişti. Said Nursi ve Tahirül Mevlevi gibi sayılı isimlerden bu fetvaya reddiye gelmişti. Aslında diğerleri gibi Atıf Hoca'nın da Kuvayi Milliye'ye verdiği destek bir beklentinin ürünüydü. Sonraları yeni rejimde kaybolan, dahası yerini zindan, sürgün ve dar ağaçlarına terk eden bu hayal, Şeyhülislam'ın fetvasına aynı tavrı koyan bir avuç İslam aliminin tek umuduydu. İskilipli Atıf bir kez daha zamanın hükmünü iliklerine kadar hissedecekti. Hoca bu sefer tekke ve zaviyelerin ilgasıyla açıkta kalmıştı. Yaşanan kaos ortamında bile Atıf Hoca gelecek nesle kalıcı ve sarsılmaz eserler bırakmak kaygısıyla telif çalışmalarını sürdürdü. Miratül İslam, İslam Yolu, İslam Çığırı, Dini İslam'da Müskirat, Nazar-ı Şeriat'ta Kuvayi Bahriye ve Berriye, Tesettür-ü Şer'i, Muayenetül Talebe ve Medeniyet-i Şer'iye, Atıf Efendi'nin kütüphanesi içinde birbiri ardınca neşredildi. Temelde aynı safları paylaştığı çağdaşları gibi, ümmetin Hristiyan dünyası karşısında gerilemesinin nedenleri üzerinde duran Atıf Hoca'nın bütün eserleri, bir çıkış yolu arayışı üzerinde kaleme alınmıştı. Özellikle otorite kabul edildiği eğitim alanındaki tahlil ve tespitleri şayan-ı dikkatti. Atıf Hoca 1924 yılında ülkenin savaş sonrasında yönlendirildiği istikametin handikaplarına dikkat çekmek amacıyla Frenk Mukallitliği ve Şapka adlı ünlü risalesini yayınladı. Aslında 2 yıldan bu yana neşredilmeyi bekleyen 33 sayfalık bu küçük risale 1 yıl kadar sonra çıkacak olan Şapka Kanunu'na istinaden hocanın idamına bahane gösterilecekti. Ama hoca, kaderin bu garip tecellisinden habersiz, Frenk Mukallitliği adındaki bu sari hastalığın tedavisine çalışıyordu. Esasen, kılık ve kıyafet adetinde gayrimüslimlere benzemekten men ve nef ile Peygamber Efendimizin murat ve maksadı Müslümanlar arasında İslami milliyeti tesis etmektir. İslami milliyetin dayanak noktası da küfür milliyetine mahsus olan şiar, adet ve tavırlarda kafirlerden ayrılıp onlara benzememektir. Şunu arz edeyim ki, bütün milletlerin baş kisveleri milliyet ve dinleriyle bir çeşit alakayı haizdir. Şapkalar,
Selçuklar mesela Avrupa memleketlerinde ne kadar muhtelif şekillere ayrılırsa ayrılsın, özünde birdir. Şu halde din ve milliyet alameti olduğu için onu giyen kimse, ben bu millettenim diye ikrarda bulunmuş olur. Atıf Hoca, iddia terapi...